Merhaba arkadaşlar bu videoda karakterimizin modelleme işlemlerini bitireceğiz. Ee, yalnız videoma geçmeden önce bu kanalı ve videolarımı destekleyen Patreon destekçilerim arasına katılan, yeni katılan Şahin Meriç ve Serkan Çelen adlı arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca siz de eğer bu videoları yararlı buluyorsanız ve kanalın devamlılığına... Katkı sağlamak istiyorsanız Patreon'dan beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar dedikten sonra e, videoma başlıyorum. Bu videoda arkadaşlar e, karakterimizin e, geri kalan ayrıntılarını da bitirip modelleme işlemlerini sonlandıracağız. Ben şimdi şu e, kulak çukurunu e, ayrıntısını yaparak başlamak istiyorum videoya. Şimdi önceki derste gösterdiğim gibi 3'e bastığımız zaman modelimizin subdivision'ı artıyor ve de hatları yuvarlaklaşıyordu. Şöyle 1'e basıp tekrar eski haline döndürüyorum. Dediğim gibi bu 3 ve 1 arasında böyle geçiş yapabilirsiniz. Bir şey değişmeyecektir. Yani modelin subdivision arttırılmış halini görmüş olacaksınız sadece 3'e bastığınızda. Şimdi 1'e basıyorum. Yine multi cut tool'umu... Alıyorum ve şu oluğu oluşturmak için ee, ne yapsam ne yapsam şuradan şöyle şöyle şuralara doğru kayboluyor bu girinti herhalde. şöyle bir şey yapsak yeterli olacaktır. Evet şurayı şöyle dönüyoruz. Şuradan da şöyle şuraya bağlayacağım ben onu. Ardından şu içeride oluşan çizgiyi sileceğim ama öncelikle şunları şu kenarlara bağlayayım ki Evet ardından şunu bir sileceğim ben. Bu arada arkadaşlar deleten e, Agent HM Vertex komutunu şu komutu yani kısa yolu aslında kontrol delete'ye bastığınız anda da delete HM Agent Vertex komutunun kısa yoludur. Ama işte insan bazen bazı kısa yollara alışıyor. Bazı komutları direktman komut olarak kullanmak istiyor. Halbuki yani dereden HM Vertex komutuna her seferinde tıklamak zorunda değilsiniz. kontrol e, delete dediğiniz anda Vertex'leri ve Edge'leri aynı anda silecektir. Evet şimdi şuraları bir güzel seçip Extrude komutuna tıklıyorum. W'ye basıp şöyle şurayı içe doğru geçireceğim şu yeterli olacaktır. Zaten <laughs> şu bölgelerde artık bayağı bir silinmiş olacak. Bu detaylar. Evet şu bölge biraz daha belirgin olacak. O yüzden içe doğru gö sokuyorum onu şöyle geliyor yana doğru geliyor. Şurası da daha az belirgin. O yüzden şöyle yapacağım onu. Bu bu tarafa doğru aslında bunun belirginliği bayağı bir azaldığı için Evet, şuralarda bayağı bir azalıyor belirginliği. Buralara doğru zaten yok olup gidiyor neredeyse. O yüzden onu şöyle yapıp bıraksak yeter herhalde buralar birazcık daha belirgin evet biraz da şöyle 4'e basıp düzeltelim evet 3'e bastığımızda bakalım Evet gördüğünüz gibi gayet güzel subdiv arttığı zaman aynı resimdeki gibi oldu. Mucize gibi. Evet bu da Maya'nın e, Maya'daki 3 mucizesi arkadaşlar. Bakın 3'e bastığım anda subdivision artınca Evet. Şöyle bütün modeli şöyle çift tıklayıp soft selection'a bir tıklayalım. Evet gördüğünüz gibi subdiv düşük hali ve tıklayıp 3'e bastığımda da kulağımızın iç ayrıntıları oluşmuş oldu. Birazcık daha düzenleyebiliriz. Şöyle biraz daha düzgün bir hale getirebiliriz. Evet şöyle yandan falan da bakarak Evet şimdi parmaklarımızla devam edelim detaylarımızı yapmaya. Şuradan ekstra segmentler ekleyerek devam edeceğim. Kırılma noktalarını arkadaşlar. Kontrole bastığımızda Multicut Tool'umuz Insert Edge Loop Tool moduna geliyor bildiğiniz gibi. Ardından Shift'e de basılı tutarsam burayı bölümlere ayırıyor ve tam ortadan şöyle tıklayarak ups Evet şuralara şu kırılmaları sağlayacak olan ekstra segmentleri koyarak devam ediyorum. Hmm, şuraya da koyalım bir adet. Evet şimdi parmaklarımızın uçlarını yapacağız. Yalnız burada tabii kolumuzdan şöyle gelen şu segment bütün parmaklarımızı boylu boyunca geçtiği için şöyle 3'e bastığımda parmaklarımızın yuvarlak değil de böyle kare şeklinde olmasına yol açıyor. O yüzden o segmenti bir şimdilik silmem gerekiyor. Eee F10'a basıp şöyle shift'le boylu boyunca Çift tıklayarak şu segmenti seçeceğim ve Ctrl-Delete dediğim anda Delete Ejem Vertex komutunun kısa yoluyla o segmentleri sileceğim. Şimdi 3'e bastığımda gördüğünüz gibi çok daha yuvarlak görünüyor. Bu arada 2'ye basarsam hem 1'deki halini kafes şeklinde hem 3'e bastığımda nasıl olduğunu görünen eee Sumut halini bir arada görebilirim Arkadaşlar şimdi Yine Vertex modunda Şu parmaklarım ucunu biraz daha yuvarlatmak adına Şöyle yandan bakarsam belki daha rahat yapabilirim yani Neyse buradan Halledelim Şöyle Uçları birazcık daha sivri altları yuvarlak olacak şekilde modifiye ediyorum. Şöyle tırnaklara doğru biraz daha keskin. Altları biraz daha yuvarlak. Evet. Çok daha iyi oldu. Şimdi Şunları da şöyle biraz, birazcık daha daraltalım. Şöyle parmaklarımızın uçlarını ki o yuvarlak formu elde edebilelim. 3'e basalım. Bakalım. Evet. Hiç fena değil. Şunu da aynı şekilde düzeltelim. Şu vertexlerden tutup 3'e bastığımızda bakalım nasıl oluyor. Evet. Aynen böyle. 2'ye basarak da şöyle iki halini birden görerek de yapabiliriz. birazcık daha daraltalım uçları. Şu şekilde bakalım nasıl oldu. Evet hiç fena değil. Baş parmak biraz büyük görünüyor. Evet şurada birazcık daha küçülteceğim. Baş parmağımızı birazcık da şöyle yönünü düzeltmek gerektiğini fark ettim. evet şu şekilde yaparsak daha güzel olacak hmm, şu parmak sanki biraz diğerlerin oranla kalın mı olmuş onu biraz düzeltelim boyunu hafif kısaltalım şu parmakların hmm, şu ara sanki biraz fazla açık gibi geldi bana yani böyle ufak oynamaları Yapacağız yani yapacak bir şey yok. Şimdi şu bilek kısmını halledelim. Multicat tool'la yine şu görünüşten boşluktayken arkadaşlar tutup multicat tool'u şöyle sürükleyip model üzerine bırakırsanız o geçtiği yeri kesecektir. Yani bunu nereden sürükleyip şöyle bıraksanız orayı keser. Yani atıyorum şunu bile şöyle kesseniz. Şöyle bakın boylu boyunca tam o geçtiği yerler hani böyle filmlerde şey olur ya böyle lazer gelir adam şöyle diye keser böyle sonra durur durur böyle birkaç saniye böyle sonra kanlar akmaya başlar böyle yavaş yavaş ondan sonra diye kayar böyle adam bedeni aynı onun gibi jilet kesiği gibi şeydeki falan hangi filmdeydi o ya son durak mıydı ne onda öyle abuk subuk sahneler vardı Ha, şimdi ha bileğimizi halledecektik. Bakalım. Evet. Konuyu da atmayalım. Dediğim gibi şuradan şunu şey yapıyorum. Shift'e de basılı tutarsak gördüğünüz gibi yine böyle snapleyerek kademeli kademeli bir şekilde çizikler atacaktır. Şunu biraz şöyle daraltalım. Bileğimiz şuraya geldiğinde şöyle daralıyor. Şu avuç içinin Özellikle şu baş parmağının şuradaki tombulluğu Extrude komutuyla Evet. Şununla vermeyi düşünüyorum. Şöyle o avuç içindeki tombulluğu Aa, Bıt 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 ardından Şuradaki tombulluğu da Şuraya bir segment atalım. Şunu silelim şunu kaldırarak sağlayalım. Çünkü yani o iki arası iki tombul kısım gibi oluyor. Evet, şu da şöyle olsun biraz. Bir saniye şimdi şu şunu şöyle düzelteceğim. Şunları Merge diyelim Bu arada biz Simetri kapalıyken iken çalışıyoruz e Diğer taraf Diğer tarafı sonra tekrardan Bir daha kopyalayacağız Çok da uzatmak istemiyorum Evet Avucumuzun içi Bu şekilde bakalım 3'e bastığımızda nasıl oluyor Evet Gayet güzel hiç fena gitmiyor. Şimdi bir de fark ettiğim şu bölümleri tutup evet şöyle aşağı doğru çekersek eğer bakın şunları şöyle yaptığımızda 3'e bastığımızda bakın evet o parmakların tombulluk hissini o şekilde de verebiliriz. Şunu şöyle koyalım. Evet. Bakalım. Evet. Gayet güzel. Aynı şekilde bunu baş parmağımıza da yapalım. Şunu şöyle yapalım. Şurası belki birazcık ya da şunu da şöyle yapabiliriz. Evet. Çok da abartış ya. 3'e bastığımızda tabii nasıl göründüğü önemli şu anda bizim için. Ama işte birdeki pozisyonu da önemli. Birdeki hali ne kadar düzgünse 3'e basınca da o kadar şey oluyor. E, dediğim gibi üç, sıf 3'e basarak o konumdayken modelleme yapmak biraz yanıltıcı olabilir. Yani bir türlü düzgün bir form yakalayamazsınız. Ama 3'e bastığınızda simple en basit halini gördüğünüz için e, modelin o hatların size daha yardımcı olacaktır. O yüzden ben böyle bir 3'e bir 1'e basarak modelleme yapmaktan yanayım. Evet bakalım. Ha, evet, hiç fena değil. Gördüğünüz gibi elimiz gayet güzel oldu. Bilek de gayet güzel görünüyor. Bu şu anda iyidir. Daha sonradan bir bir daha geri döneriz buna. Ee, şimdi pantolonumuzu bence yapalım. Şimdi öncelikle şunu belirteyim ben size. 3'e bastığımız zaman arkadaşlar modelimiz farkındaysanız şöyle bakın bir 1'e basayım. 3'e basayım. E, poligonlar sıkıştığı için yuvarlandığı için daha doğrusu çapı bakın bacakların daralıyor. Yani bir nevi gerildiği için daralıyor. O yüzden Şimdi buna pantolon yaparken Şöyle bir şey yapacağım Dur bakalım ee, Bizim tabii modelimiz farklı olduğu için Ona göre düşüneceğim ben Şuraya bir segment atalım Şuradan başlasın bizim pantolonumuz Ardından bunun ayakkabıları da var tabii onları da yapmalıyız Şuraya kadar Gelecek Ha, ee, Bakalım. Şimdi bakın şurada ekstra segment olmadığı için 3'e basınca şurası da buradan beri bükülüyor. Bunu düzeltmek adına şöyle bir şuraları öncelikle birer segment atalım. Şuraya ve de şuraya atarsak bakın 3'e bastığımız zaman daha dar bir yerden döneceği için orayı gördüğünüz gibi düzelecektir. Şimdi bu arada Sol tarafımızı deminden bir simetri kapalı çalışıyoruz. O yüzden onu bir silip güncelleyelim. Evet. Tavşanımın sol tarafını bir güzel sildim dikkatlice de bakıyorum fazladan bir şey kalmasın Evet aynen böyle şöyle sildim shift D scale x'ine eksi bir ikisini seçtim ve combine dedim ardından bütün vertexleri seçip şöyle çok düşük bir değerde Apply dediğim zaman Close dedim. Soft Selection de yapayım. Evet. Şimdi Evet ayaklarımı tekrar dönüyorum. 3'e bastığım zaman şuradan bükülüyor. Ayak ee, ayakkabılarım şuradalar. O zaman şöyle şuradan bir segment ekleyeyim ben. Şu vertex'i e seçip R'ye bastım. Şöyle daralttım. Gördüğünüz gibi demin bakın şöyle idi segment. R ile onu bir güzel düzleştirdim. Evet, e, ayakkabı ayrıntım oradan oluşur. Ama şimdi tabii öncelikle bir kalınlık vermem lazım ayakkabı ve pantolon için. Onun için şuradaki poligonları bir güzel seçeceğim ben. bu arada simetri kapalı mıydı ya e, simetri kapalıydıysa E bakın simetriyi açmayı unutmuşuz şuraya da ben kendim bir daha bir segment koyacağım şimdi videoyu tekrardan başlatmak istemiyorum evet şöyle daralttım onu tekrardan bakalım şurada evet tam diğeri gibi yaptım. Hemen simetriyi açtım. Poligon modunda Evet şuraları seçtim. Pantolonumu yapacağım bütün poligonları seçiyorum. Şunları da shift ile deselect yapıyorum. Evet pantolonum ve ayakkabılarım burada olacaklar. Hemen arkadaşlar ekstrüte basıyorum. Ve de pantolon kalınlığımı gördüğünüz gibi ekstrütle kabartarak burayı şöyle istediğim kalınlıkta yapacağım. İşte dediğim gibi 3'e bastığımda oluşan o daralmayı bu pantolonu verirken gidereceğim. Şöyle yaptığım zaman gördüğünüz gibi Yeterince kalınlaşıyor bacaklarım. Evet, aynen resimdeki gibi oluyor. Gayet güzel. Şimdi şuralarda o ayakkabının izleri var şöyle şuraya koyalım. Şunları da seçtim. Extrude dedim. Onları da bir güzel kabartıyorum. Şöyle pavuçlarımın başlangıç noktaları olacak bunlar. 3'e bastığım zaman bakın gördüğünüz gibi şimdi burada yeni bir şey öğreneceğiz. 3'e bastığımızda böyle bölgelerde şimdi buralar yuvarlandığı için ve de şuralar 3'e bastığımda böyle yukarı doğru kıvrılıyor. Şimdi bunu şu şekilde giderebilirim. Multicut tool'u alırım. Şöyle şu yakına iyice yakınına şunun. Şöyle bir segment atarım. Böylece 3'e bastığım zaman o dar bölgeden kıvrılacağı için oradaki o geniş kıvrılmanın önüne geçerim. Ya da geri alıyorum bunu. Ya da ne yaparım? E, Mesh Tool menüsünde Crease Tool diye bir özellik var. Crease. Bunu alıyorum hemen komutlarım arasına. Bakın 3'e bastığım zaman bu edge'leri seçiyorum. Crease Tool'a tıklıyorum ve mouse'umu topuna basılı tutup şöyle ileriye doğru hareket ettirdiğimde gördüğünüz gibi oranın keskin olmasını karar veriyorum. Keskin bir şekilde kırılmasını istiyorum. Ve kriz işaretlenmiş olan yerler böyle daha kalın bir çizgi çizgiyle gösteriliyor. Böylece bunların önüne geçiyorum. Bakın burada da yapacağız aynı şeyi. bakalım şuralar düzgün mü? Önce biraz düzeltelim. Evet. Şimdi bakın 3'e bastığım zaman burası böyle bükülüyor. Ben de o yüzden şu segmentleri seçip crease tool'a tıklıyorum. Mouse'un topuna basılı tutup şöyle ileri doğru hareket ettiriyorum. Ve gördüğünüz gibi orası keskin bir şekilde 3'e bastığımda yuvarlanmıyor. Bakın keskin bir şekilde devam ediyor. Aynı şekilde şunu da seçip aynı şekilde kristulla keskinleştireceğim orayı. Evet. Daha sonra buralarda yapacağımız başka işlemler de var tabi. Şimdilik bize gereken bu kadar. Hemen şu ayaklarıma da kristulla keskinleştireyim. Çünkü ben modeli bu şekilde kullanmayacağım. Subdivini arttıracağız. O esnada başka şeylere de karar vereceğiz. Şimdi şu ayağımızın alt tarafındaki bölgeyi ne yapacağımıza bakalım. Burada arkadaşlar şu alt tarafları tutup şöyle bir yandan bakalım. R'ye basıp şöyle bir tabanımızı düzleştirelim bir kere. Ardından şöyle hareket ettirip bunu şuraya kadar getirelim. Hatta V'ye basıp tutup şuradaki vörtexlere snapleyelim. Hatta şunun hepsini tutup R'ye basıp şöyle bir dümdüz yapalım tabanımızı. Zaten 3'e basınca kıvrılacak o çünkü. Bir miktar. Ardından şuradaki edge'leri tutup şöyle biraz yukarı getiriyorum. Simetriyi kapatıp şöyle dörde basacağım. Şunları birleştireceğim ben. Apply diyorum. Close deyip çıkıyorum. Şunu da yine seçip Apply diyorum. Close deyip çıkıyorum. Bakalım birleştim oradaki vertexler. Evet birleşmişler. Şöyle alta doğru kıvrılıyormuş. Üzerine basıyormuş gibi olsun. Ayrıca şunları Şurada şimdi krizle şuraları keskinleştirdiğimiz için simetriyi açmayı unutmayalım. Bunu tekrar kriz yapıp bunları geri alıyorum. Krizlerini. History diyorum. 3'e basıyorum. Bakalım nasıl bir şekilde oluştu. Evet. Hmm. Hiç fena değil. Şunlar da belki biraz daha keskin olabilir. Kristulla. Evet. Onlar da keskin olmalı. Bakalım. Evet. Şimdi daha iyi. Onları daha güzel bir hale de getireceğiz tabi Şimdi e, bu ayaklar daha yayvan ya. Biraz onun yayvanlaştıracağım ben. B'ye basıp şöyle soft selection'la bakayım. Evet. Hmm. Evet. Böyle daha iyi. Ş şöyle bakalım. Evet. Şunu biraz B'yi kapatıyorum. 3'e basıyorum. Fazla parmakların araları açık olmasın. Hatta biraz şöyle sıkışık olmalı Şu biraz daha sola. Ya işte ince ince uğraşılırsa çok şey yapılabilir yani. Evet sanırım daha iyi oldu. Bakalım. Evet. Pabuçlarımız da gayet güzel. Subdivini arttırınca tabii o daha da güzel yapacağız onu. Şimdi şu anda buraları bakın böyle beyaz beyaz parlıyor onlar sabdivi arttırınca düzelecek onlar şimdi e, üst tişörtümüzü yapalım tişörtümüzü de nasıl yapacağım Ben bu arada önce kollarımız çok küçük olmuş ince olmuş bakın mini minnacık bu yanlış Resimle birazcık daha e, orantılamak için şöyle bir şey bakın göstereyim size. E, şu silindiri alacağım. Omuz şuradan mı kırılıyor? Evet buradan kırılıyor. Şöyle şu parmak ucuna kadar götüreceğim bunu. Ardından şöyle subdivision'ını da arttırayım. Evet bakın gördüğünüz gibi bu parmağın ucu buraya geliyor. Dolayısıyla benim modelimin şuraya kadar falan büyümesi lazım. Bu kolun. Şöyle seçiyorum. R'ye basıyorum. D'ye basılı tutup şöyle pivot noktamı kaydırıyorum buraya doğru. Ve de şöyle biraz büyütüyorum kolu. Kollarım fazla küçük. Ardından ben şu elleri de biraz daha büyüteceğim. Çünkü elleri çok küçük gibi geldi bana. Sevimli durmuyor. Bakayım. Evet eller çok küçük görünüyor. Şu elleri bayağı bir büyüteceğim. Evet. Daha güzel. Ardından şöyle orantılayalım. Ee, evet. Şuradaki bir ecimiz şey kaldı bunları yapmayı unuttuk. Şu kolumuzun şeklini biraz daha düzelttikten sonra hemen ona da el atalım. Evet bileklerimiz. Kolumuz. Pazularımız. Karakterimiz. Dişi de olsa. Evet şöyle. Şuralar biraz şöyle. Kol şuradan falan kırılacak aşağı doğru. Aslında kolumuz o kadar da kalından inceye doğru giden bir kol değil. Şurayı biraz daha daraltalım. Evet aynı şekilde şunu da biraz kalınlaştıralım. Ee, evet. Evet şu segmentleri de nereden geçtik buraya? Şu segmenti de şöyle bağlayalım. Şimdilik şuraya doğru. Daha sonradan onun da icabına bakarız belki. Şunu da şuraya bağlayalım. Bu niye böyle olmuş burası? Evet şöyle getirelim bunu. Bu da şimdilik şöyle dursun. İşte şuradaki kabalığı almamız lazım. Avucumuzun daha estetik durması için. Evet. Evet gayet güzel. Avucumuz gayet hoş oldu. 3'e bastığımızda da Evet hiç fena değil. Şurada birazcık kabalık var. Şöyle içe doğru düzeltiyoruz. Saate de bakıyorum bir yandan. Yani aslında bu videoları topladığınız zaman e, bu modeli o kadar kısa bir zamanda yapmış oldum ki, yani daha kısa sürede herhalde yapılamaz yani. Toplam bir günlük falan bir işe denk gelecek bu karakteri modellemem ki çok normaldir yani bir, bir iş gününde bunu modellemek daha ne olsun yani evet bakın gayet güzel oldu şu geçiş falan avucunun içi parmağın çıkışı gayet güzel oldu evet yani bundan gerisi artık ince işçilik bundan daha iyisi için ince işçiliğe başlamak lazım hemen tişörtünü yapalım Buraya kadar gayet güzel geldik. Ctrl-S diyorum. E, projemi kaydediyorum. Kaydetmekle ilgili de arkadaşlar şu anda e, hani şey yapılacak bir şey yok. Bu sadece model. İstediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Hani texture'ları bilmem neleri olur da bir animasyon sahnesi olur. O zaman e, klasörleyecek şekilde böyle güzel bir e, kayıt tutma e, bir proje klasör oluşturma olayına daha çok o zaman gireceğiz çünkü bazılarını soruyor bazen abi nasıl kaydedelim nereye kaydedelim falan Önemli değil yani bu sadece bir sahne bir model bu O kadar da kaydetmesi nereye nasıl kaydettiğiniz çok önemli değil bunu Şimdi bakın şuraya hmm... Şurası yeterli olacaktır Evet buradan benimkisini ben şey diye düşündüm Tişört şeklinde bir şey yapalım Mesela şöyle Nasıl Bakın buradan bile hiç fena görünmüyor Evet bu şekilde bir tişört Bence yakışacaktır Ekstrüt diyorum Ve tişörtümü Kabartıyorum Şöyle bir şey olsun mesela bakın Can kurtaran yeni <laughs> Şey işte bu mesela denize düşmüş Böyle Şişiyor her neyse dalga geçmeyi bırakalım. Şimdi şununla aynı kalınlıkta olursa daha güzel görünür. 3'e e basarak karar verelim ona. Bakalım. E, bu biraz kalın oldu. Şuradan da tabi kalınlığı değiştirebilirim. Input'uma gelen Extrude komutunun özelliklerinden 0.1 0.07 fena görünmüyor. Şu kenarları da bir keskinleştirelim de kristalla o daha iyi anlaşılır o zaman. Evet şöyle hepsini toptan seçiyorum. Ardından kristulu seçip şöyle keskinleştiriyorum. Evet çünkü kalınlığı et kalınlığı şimdi fark ediliyor bakın. Gördüğünüz Şimdi kap kalın olduğu şimdi fark ediliyor evet, Çok kalın bu şey gibi oldu ee, Yün kazak mı derler işte Kalın bir şey gibi oldu Şimdi bakın extrude'den Bir daha şurayla oynayalım 0.05 diyelim e, Tabii incecik olursa da hoş görünmez birazcık kalın olsun Evet Biraz daha mı ince olsun ya. 0.03 diyelim hadi. Tamam o kadar da kalın olmasın evet. 0.03 gayet güzel. Şunu birazcık e, daraltmak için şey yaparız. Şimdi alt taraf kalın kaldı çünkü. Şöyle onu birazcık kalınlaştıralım. Pardon daraltalım diyecektim. Ne kalınlaştıralım mı? Evet. Pantolonun et kalınlığını birazcık daha azaltmak adına şöyle biraz daha oynamış bulundum. Evet. Ee, ne yaptık şimdi? Kulaklarımızı yaptık. Gözlerimizi yaptık. Şunu birazcık düzeltebilirim ya. Burada birazcık Şimdi her şeyden önce şu bir kere Şurada bir beşgen var. Bunu düzeltmemiz lazım. Şunu şöyle bağlayalım. Evet aslında bunu tam şuradan dönmemiz gerekiyordu. Ben orada Yanlış yapmışım onu hakikaten. Evet. Onu oradan dönmemiz gerekiyordu. Orada boşu boşuna segment bıraktık. Onun bildiğiniz böyle buradan Dönecekti bu. Şuradan da biraz düzeltelim. Şu kulağımızın içinden çıkmaması lazım. Çünkü onlar Evet şu şekilde Evet, gayet yeterli. Bakalım. Evet, çünkü orada bir iz oluşturuyor. Böyle güzel görünmüyor. Ee, şurayı da yok etmek adına, bıt, 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 bıt. nasıl yapsak? Şunu of of diyelim. Şunları ölçleyelim. Evet. Şimdi 3'e basalım. Kulaklarımız tamam. Avuçlarımız tamam. Tişörtümüz tamam. Pantolonumuz tamam. Ayaklarımız tamam. Evet hatta gayet güzel görünüyor ayaklarımız. Şimdi son son ayarlarımızı yapalım. Evet şimdi kuyruğumuzu yapacağız. Bunun için Mesh Tools menüsündeki Create Polygon komutunu kullanacağız arkadaşlar. Yeni bir komut. Komutumu seçiyorum. Yan görünümüne geçiyorum. Sahnemin ve kuyruğumun şöyle kabaca hatlarını çizerek üzerinden bir güzel geçiyorum evet. Enter'a basıyorum ve gördüğünüz gibi bir poligon şeklinde modelim oluşuyor. History dedim. Multicut tool'umla e, simetriyi kapattıktan sonra tabi Multicut tool'umla oluşan poligonumu bir güzel dörtgenlere bölüyorum. Evet. Şimdi şöyle yan görünümden biraz daha şöyle bir toparlayayım modelimi. Ama kalınmış bu dibi ya. Kuyruğun biraz kalın gibi geldi bana. Evet. Aşağı yukarı şu şekilde. Şimdi extrude komutuyla W'ye bastım. Şöyle kalınlığını verdim. Üst görünüme geçtim. Freeze Center Pivot ve de Green ortasına taşıdım. Tekrar bir freeze diyelim. History. Şöyle yan vertexleri seçip tabi simetriyi açtıktan sonra E'ye basıp şöyle biraz dartan genişe doğru büyütüyorum ki kuyruğu. Şöyle 3'e basarsam da daha iyi fark edebilirim. Şöyle hoş bir görünüm elde etmek adına. Evet ardından Multicut Tool'la Şöyle ortasına da bir segment atacağım. Burada ne oldu böyle? Evet. Şu segmenti de biraz daha şöyle şişirerek bu arada şurada oluşan poligonları da sileyim de Evet Şunları da şöyle biraz daha ortaya taşıyıp Yuvarlak bir form Vermeye çalışacağım kuyruğuma Evet. Şöyle 3'e basarak bakalım ne hale gelmiş. Evet. Hiç fena değil. Şu yan tarafları biraz daha daraltalım. Şöyle üst kısma doğru Evet. Bakalım. Hiç fena değil. Şöyle biraz daha tombullaştırırsam Sıraya çıkmış. Evet. Sanırım oldu. İşte biraz daha şu kaba hatları yuvarlaklaştırırsam ya tabii işte video çektiğimiz için e, çok uzatmak istemiyorum ben normalde bunu böyle bıt 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 uğraşı uğraşa tam istediğim forma sokarım ama işte video çekince şimdi bunu bu arada e, böyle yuvarlaklaştırmaya çalışmaları falan sculpting tool'larıyla da yapılabilir. Aynı ZBrush'taki gibi Maya'da da var o tarz tool'lar. Onlarla da uğraşılabilir aslında böyle eğip bükme işlerinde onu da belki başka bir zaman başka bir dersin konusu olsun. Öyle araçlar e, mayada da var yani. Love poligon, high poligon uğraşabiliyorsunuz yani öyle şeylerle de. Bak ne yaptık? Yukarıdan uğraşırken yandan uğraşırken yukarıdan nasıl gördüğünüz şey yapmadık. çok mu uzattım bilmiyorum bir kuyrukla fazla mı uğraştım evet evet bu yeterli diye düşünüyorum şöyle içe basalım evet gayet güzel kuyruğumuzda belki daha sonra dönüp bir daha biraz daha bakarız ama Evet sanırım şu iyidir. Şimdi kollarımızı biraz daha düzeltelim. Son son e, ayarları yapıyoruz. Kollarımız daha kalın. Bence kollarımızın biraz daha kalın olması lazım. Ellerimizin de. Şuraları biraz daha daraltalım ama kollarımız daha tombul olursa daha sevimli olacaktır diye düşünüyorum. Hmm. Şöyle yapacağız. Bakalım burada böyle bir biraz daha düzeltilebilecek yerler var. Bunu şöyle yapalım. Şunları şuraya bağlayalım. Şunları bir güzel silelim. Evet, bileklerimize doğru daralan yerleri ya simetri açık olunca fokus özelliğini verimli bir şekilde kullanamıyorum ona sinir oluyorum yani her F'ye bastığımda resmin komplesine odaklanıyor beni çıldırtıyor yani çok kullandığım bir şey çünkü benim o simetri şey e, fokus Evet şöyle baktığımızda gayet güzel. Şimdi şuraya Evet. Şuraya kırılma noktasını offsetle şunları koyuyorum. Buraya böyle dirseğine extrude falan gerekmiyor bence. Ben kullanmıyorum öyle. Evet, şuraya da bir segment atarsak kıvrılma noktası olduğu için. Ardından hemen dizlerimizi yapalım. Ee, dizimizin tam kırılma noktası. şuralar olacak gibi geliyor bana. Ya da şöyle Evet şöyle şuradan olsa Evet fena değil. Bizimkisinin dizleri fazla aşağıdaymış ya. Allah Allah. Niye öyle yapmışlar acaba? Öyle mi olsun? Tamam şöyle biraz daha aşağı indirelim. Evet dizler de tamam bence. Şöyle 3'e basarak bakalım da. Bakalım kollar yeterince kalın mı? Ben çünkü orijinalinde kalın daha sevimli duruyor gibi geldi bana. O yüzden ben kalın el ve kollar taraftarıyım. Evet. Gayet güzel. Dur bakayım. Ucu biraz fazla dar gibi geldi bana. Evet artık son son modelimi bitirmek üzereyim. Belki biraz daha üzerinden geçerim ama yani son kaba kaba değil tam tersine e, ince ayarlarını yapıyoruz aslında. Dediğim gibi video değil de e, ben kişisel bir çalışma olsaydı e, Bununla böyle alırdım e, Çayımı Bıt 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 En az bir saat daha bununla böyle uğraşırdım ki yani Çok da abartılı bir abartılacak bir uğraş da değil yani Bir karakterle uğraşmak için bir saat iki saat takılmak yani normal şeyler bunlar ama işte video olunca Uzun oluyor Evet bakın şuraya bir segment daha atıp Şuraya da bir Şişkinlik vermek istiyorum tam parmak şeyi olarak ee, Avucun içindeki bölge Şurası Dur bakalım nasıl olacak Evet. Çok da abartmadan. Evet. Gayet güzel. Şunu biraz şöyle yapalım ha. Evet. Çok daha iyi oldu. Şimdi bakalım göz bebeklerimiz tamam. Burnumuz bakın şurayı düzeltelim. Şurada bakın eksik kalmış orası. Şöyle en azından bir segment daha öyle gelmesi gerekiyor oraya. Şu da hmm. şöyle bağlanmalı gibi geliyor bana oraya Yani bu örgü düzeltmeleri birazcık tabi hmm, Keyfek eder mi diyeyim yani Çok da şart olmayan Çok da Elzem olmayan düzeltmeler Son son düzeltmeler adına e, Böyle şeyler de yapıyoruz Evet bakalım. Biz burnumuzu birazcık farklı yaptık. Modelimizden iyi güzel de oldu. Kesinlikle hoşta olduğunu düşünüyorum. Hmm. şöyle yapalım evet oranın fazla öyle görünmesini istemiyorum yukarı doğru yani o kadar da farklı bir tip olmasını istemiyorum bu vertex nereye gitmiş böyle evet Evet. Giderek yuvarlansın buraya doğru yani. Şöyle 3'e bastığımızda. Evet. Hı hı. Şimdi Bir saniye. Evet, burnunun Niye ortada duruyor bu ya? Evet o kadar öyle keskin olması istemiyorum. Evet yuvarlak olsun. Evet. Aynen. çok da keskin olmasın. Evet şöyle hafif bir keskinlik yeter. Şimdi arkadaşlar son son modelimizi kaydedelim ve de Mesh bölümünden Smooth Proxy Subdiv Proxy'nin kutusuna tıklıyorum ve e, Bir Subdivision Level daha arttırmak istiyorum modelimi 3'e basmadan Kullanabilmek adına Şu kuyruğuyla kendisini bir birleştireyim History diyelim Bir Subdivision Level Apply diyerek Close diyorum Evet ve eski modelimi siliyorum. Evet. Bu subdivision seviyesi benim için yeterli olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi göz kapaklarımızın kapanması için burada örgülerimiz ağzımızı dönen gördüğünüz gibi örgül sistemimiz gayet başarılı. Kulaklarımız Yine bile 3'e basabiliriz yani bunu e, en son anime ettikten sonra render alırken mesela. Evet ayaklarımız gördüğünüz gibi gayet güzel. Yeterli dizlerimizde yeterli ayrıntı var bükülmesi için. Dirseklerimizde avuçlarımız ellerimiz kapanmak için gayet müsait. Boynumuzu e, Boyun nereden çıktı. Modeli şöyle tıklayıp 3'e bastığımızda da daha da sumut bir şekilde Evet. Şimdi şöyle bir boyutuna da karar verelim modelimizin. Ben şöyle kaba taslak Modelin büyük olmasında e, bir zarar yok arkadaşlar. Grid'in bayağı bir e, dışına çıkabilir. Şöyle bir metre olduğunu düşünelim modelimizi. Artık şunları da siliyorum. Outliner'ımı bir açayım. Bir saniye. Evet. Modelim edit unparent diyorum şu gruplardan çıksın. Şu bir kere modelim. Şu da gözlerimi de seçip şöyle modelim içine sürükleyeyim. Bu neymiş? Bu demin yaptığım şey. Şuradaki o modellerkenki sürekli oluşan gruplar. Onları bir güzel siliyorum. Ha kaşlar da varmış içinde pardon. Kaşlarımı da seçip şöyle rabbitimin içine çekiyorum. Şunları siliyorum. Tavşanım evet. Tavşanımın pivot noktasını şöyle bir güzel D'ye ve X'e basılı tutup şöyle tabanına taşıyorum. Ne oluyor böyle anlamadım. Şimdi Şöyle boyutuna karar verelim Şöyle şuraya kadar 1 metre Olduğunu düşünürsek Yani Bir poligon Küp yaptım arkadaşlar Height uzunluğuna 100 yazdım yani e, santimetreyi 1 bir, e, birimi santimetre olarak ele alırsak 100 yaptığımızda 1 metre kabul ettiğimden 1 metre boyunda olarak karar verdim Bu arada kaşlarımızın sub divini arttırmadık Kaşlarımızı tutuyorum Yine modelimi seçiyorum bir kere bunların hepsini birden Combine ediyorum Pardon combine etmeyeceğim çünkü subdivini arttırmamışım. Seçtim. Mesh. Evet. Subdiv level'ını arttırdım. Aynı işlemi diğer kaşına da yaptım. şöyle altta kalan eski modelleri bir güzel tutup siliyorum. Ardından bunları yine combine ediyorum. History. Tabi combine etmeden önce gözlerimi çıkartıyorum içinden. Şunları Evet yanlışımız olmasın. Kuyruk da var içinde. Hepsini combine ettim. Evet bu e, body diyelim. Şunlara Bakın. Objeleri seçip şuradan Şuradan rename'e getirirseniz buradan bir şey yazıp enter'a bastığınız zaman onları numaralandıracaktır. Şimdi bu tabi iki tanecik obje olduğu için pek bir şey fark etmedi ama yani bu isimlendirme için burayı kullanabilirsiniz. Evet bu body dedik. Bunlar gözleri dedik içine koyduk. Evet modelimiz tavşan modelimiz bitti arkadaşlar bir sonraki videoda artık UV haritasını açıp modelimizi boyamaya müsait bir hale getirebiliriz. Ardından da Rigleme konusuna gireceğiz. Modelimizi Rig Sanırım Evet Rigleme için gayet müsait, gayet güzel bir model oldu. Boyamak için, Riglemek için. Gayet güzel bir model yapmayı başardık bu derslerin sonunda. Siz de yorumlarınızı falan yapabilirsiniz videonun altına. Abi şöyle olsaydı keşke falan ya da işte güzel oldu gayet yeterli gibi dersinden yorumlarınızı söylemek istediğiniz şeyler varsa yazarsınız arkadaşlar bu videonun altına. Dediğim gibi arkadaşlar Patreon'dan kanalı ve videoları destekleyebilirsiniz. En azından arkadaşlar videoları beğenin yani beğenmeye tıklamayı ihmal etmeyin paylaşabilirsiniz paylaşın isterseniz ee, bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.